Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 1 Şubat Pazartesi Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Nihayetinde yeni yıldan bir ayımız bitti. İyisiyle kötüsüyle arkadaşlar. İnşallah daha da güzel günlere Şubat ayından sonra da geçiş yaparız. Daha güzel günleri inşallah görürüz. Maskesiz günleri görürüz evvela bunu söyleyeyim. İnanın temiz havaya hasret kaldık. Arkadaşlar bugün 7 koşulu tek bir programım var. Yani bugün benim sunabileceğim tek program. Bir daha söyleyeyim. Bugün Şanlıurfa yarış programım yok. Yani daha evvel de bunu defalarca söyledim. Doğu illerin yorumlarını yapmıyorum. Sebebine gelince sizleri yanlış yönlendirme yapmak istemediğim için arkadaşlar. Bunu evvela söyleyeyim. Şimdi neden yanlış yönlendirme? Şimdi Şanlıurfa'da yarış var. Elazığ'da yarış var. Diyarbakır'da yarış var. Bu tip yerlerin şöyle söyleyeyim. Kum pistleri aynı değil. Bir kere evvela onu söyleyeyim. Adana'daki de aynı değil. Yani bunlara kıyasla koyarsak, çünkü onlara en yakın yer Adana var. Yani hiçbirisi aynı kum özelliği taşımıyor. Birisi hafif, birisi orta, birisi ağır. Hani o şekilde pist. Bu safkanlar 3 gün evvel Urfa'da koşuyor. 2 gün sonra bakıyorsunuz Diyarbakır'da koşuyor. Farklı sonuçlar çıkıyor. Farklı neticeler çıkıyor. Dereceler çıkıyor. Yani öbür ilde, örnek vereyim ben size, sadece örnekleme. 5 saniye, 6 saniye yeri geldi mi şaka değil, 10 saniye geri kalanları da görüyoruz. Hatta daha da yüksek saniyelerde geri kalanlar var. Şöyle söyleyeyim, Araplarda 5-6 boy fark 1 saniye arkadaşlar. 1 saniye 5-6 boy demek. İngilizlerde 6-7 boya çıkıyor. Bunun farkını bir de 10 saniye taktığın zaman düşünün, 150 metre, 200 metre geriden gelen at, bir bakıyorsunuz öbür ilde 10 boy önde yarış kazanıyor. Yani ne derecesine mi bakacaksınız? Çalışmaları zaten belli değil bu safkanların. Ben oradaki doğudaki illerinde koşan atların hiçbirisini kötülemiyorum. Hepsi de gerçekten çok iyi atlar var, taylar var. Çünkü çoğu oradan gelip burada şampiyonluk yapan taylar da var. Onları ben çok çok iyi biliyorum. Ama derece tutmuyor. Yani şimdi ben derecesine baksam, şeyine baksam. Daha ben eskiden sadece bir Şanlıurfa yarışları olduğu zaman inanın ben rahatlıkla oynayabiliyordum. Çünkü en azından o pistin şartlarına göre çalışmalarımı yapabiliyordum. Ama şimdi burada at Diyarbakır'da çalışıyor, Urfa'da koşuyor. Urfa'da çalışan Diyarbakır'da koşuyor, Elazığ'da koşuyor. İşte inanın bu kafadaki ne varsa hepsini bir anda sıfırlıyor. Tabii şansa biraz da kalmış orada. Ama gerçekten hem birim fiyatları da ucuz olması biraz daha orayı cazip hale getiriyor. Çünkü zaten sürpriz sonuçların olduğu yer. Hani güzel paralar veriyor yakalarsak tabii ki. Ama ben zamandayken Urfa'da güzel güzel paralar götürdüm. Yalan değil. Ama dediğim gibi o zaman sadece bir Urfa yarışları vardı. Daha sonra ufak tefek oynamaya başladım ama baktım ki işler iyice karışıyor. Ben hiç artık en azından bu illerin yarışlarına bakmıyorum. Çünkü gerçekten bu Urfalı insanlar orada bana göre bu oyunları daha güzel çözüyorlar. Çünkü en azından kendi gözleriyle gördükleri için daha rahat oynayabiliyorlar. En azından onların avantajını oldu. Bu bir gerçek. Tabii şimdi ufak tefek iştiraklar yapabilirsiniz. En azından şansınızı denemekte her zaman fayda vardır. Tabii nasip nereden geleceği belli olmaz arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Gelelim bazı arkadaşlarımıza. Burada bana güzel yorumlar yazıyor. Ya grup kur diyor. En azından WhatsApp grubu kur diyor. Bir şey grup diyor. Arkadaşlar ben en azından şimdilik bu işlere girmek istemiyorum. Ben bir de nasıl yapılacağını zaten bilmiyorum. Bir de uğraşmak istemiyorum. En azından bu YouTube sayesinde sizlere bir şeyler sunmaya çalışıyorum. Bazen konuşuyorum. Bazı arkadaşları büyük ihtimalle farklı algılara neden oluyor. Ama bu kesinlikle farklı algılara neden olmasın. İnanın bu kanallar en azından sizlere faydalı bir şeyler katabilmek amaçlı burada. Yani sizlere tamamen sizin şeyiniz içerisinde olan şeyler, insafiyetiniz içerisinde olan şeyler. Yani tamamen bir kanal en azından katkı olmasın. Her zaman için kötü bir şey değildir arkadaşlar. Bunu da ben yeri geliyor değişik kanallara bile benimle hiç alakası yok ama ben yine en azından katkıda bulunmak isterim. Bazı yerlerde de oluyorum. Çünkü ne diyeceksiniz? En azından kendini daha iyi geliştirir. Daha rahat, daha güzel bir programla sunar diye. O hesapla. Yani benim de amacım buradaki o yani. Çünkü karşımızda ben kimseden istemiyorum. Şunu kalk kamera alalım binler. Çünkü uğraşıyorum kaç günden beri. Bir kamera fiyatlarına bakıyorum. Yüksek fiyatlar var. Çok ucuzlar da var ama inanın onlar da sağlıklı değil. Daha eksiklerim var. Onları halletmeye çalışıyorum. Başka vergi olayları var. Onları halletmeye çalışıyorum. Çünkü benim kanal şu anda çok yüksek bir kazanç yaptı. En azından geçen ayın ben kazancını söyleyeyim ben size. Yani 200 kusur lira bana para kazandım. Bu ay bakalım belki 280 lira ya gelir ya gelmez. Yani 300 lira bile değil. Yani bu parayla ben
sizler de artık hani anlamışsınızdır. Ya bunun çünkü bir internet parası var, kotası var, bilmem nesi var. Yani bir sürü uğraş. Ben bugün örnek vereyim size. İki tane program hazırladım. Bir tane Amerika veya dünkünü söyleyeyim ya. Dünkünü, dün cumartesi programı yaptım. Gündüz bir tane Amerika yarışı yaptım. 9 koşulu bir programdı. Akşamleyin de pazar programı, iki tane pazar programı yaptım. Benim kaç saatimi aldığını tahmin edebiliyor musunuz? Tam 12 saatimi aldı. Ya 12 saat oturduğum yerden kalkamadım. En azından bir sağlıklı bir şeyler yapabilmek için. En azından bazı yerlerde sizlere bir şeyler kazandırdım. Bazı yerlerde belki 5'te kaldı. 5'te kaldığım halde bana orada tekten yattığımı söyleyen arkadaşlar var. Ben onlara yine kızmıyorum. Bu tamamen at yarışında olacak şey. Ama inanın bazı yerlerde risk almanız gerekiyor. Benim burada diyelim ki 5. akta 3'ü tek verdim. Ama ben orada 3. aktaki 12'nin hakkında ekstra bir konuşma yaptım. Bakın onu değerlendiren arkadaşlarımız vardı. Sabahleyin onu da teşekkür etti. Allah razı olsun. Bol kazançlar diliyorum. Ben ısrarla yengeci ısrarla 4. sırada sürdüm ama en azından basa basa bu at hakkında biraz daha bilgi verdim sizlere. En azından kazanması gerekir diye söylemlerde bulundum. Bunu değerlendirenler oldu, tutanlar oldu. Sizler de bu şekilde değerlendirirseniz, yorum yaparsanız, oyun programınızı da kurarsanız bence daha çok başarılı olursunuz, daha çok ikramiye alırsınız diye düşünüyorum. İnşallah eğer buradan da çok yüksek, bayağı bir yüksek bir altını sizlere tutturabilirsem, ikramiye kazandırabilsem ne mutlu bana arkadaşlar. Yani kolay değil, at yarışı gerçekten zor bir şey. Buradaki iddia yorumları gibi değil, iddiada yazarsın orada 3 tane maç, oran verirsin, tıkır 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 tıkır. Yani 2 tanesi geldi, bir tanesi gelmedi, işte ne oldu, kırmızı kart yedi veya hakem yanlış karar verdi, bilmem ne verdi, geçiştirebiliyorsa ama at yarışı öyle değil. At yarışı gerçekten zor bir olay. Yani kolay değil yani. Dünyanın bana göre en zor olaylarından birisi at yarışı. 6 tane yarışın birincisini bileceksiniz. Artık ne şartlarda bazen favoriler gelir, rahat olursunuz dersiniz ama bazen de aşırı sürprizleri de bulmak gerekiyor. Ya bazen çok sürprizlerini bulduğumuz yerler de oldu ama inanın işte onları önemli olan oyuna dökebilmek arkadaşlar. En önemli şey oyuna dökebilmek. Eğer tuttuğunuz o gün birkaç tane sürprizden oyuna dökebiliyorsanız, kupona halledebiliyorsanız o zaman kazançlı olursunuz arkadaşlar. Neyse fazla nutuk çekmeyelim arkadaşlar. Bazı arkadaşları yine kotadan dolayı kızdırmayalım, üzmeyelim. Ben bugün birinci koşu saat 14.30'da başlıyor. Bursa yarışında 7'li plase ve 3'lü gayan ayağımızın açılış ayağı olan bu koşuda en azından bir şartlı 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre kum yarışına startımızı verelim arkadaşlar. Herkese bol şans, bol kazançlar diliyorum. Tabii kanalımızda kesinlikle unutmayalım diyorum arkadaşlar. Gelelim buradaki yorumlarımıza. Ben burada hiç fazla söz uzatmayacağım. En azından şu an tam bir istikrar abidesi olan, formunun da zirvesinde olan bir Mani temsilcisi 3 nolu Karahisar Mustafa Çiçek'le ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Zaten Safkan'ın genel performansa göre de bu grubu geçmesi gerekiyor. O yüzden 7'li plase ve 3'lü gayanın ayağını ilk ayağında 3 nolu Karahisar benim sizlere önereceğim banko isimdir arkadaşlar. Gelelim 6'lı Ganyan ayaklarına. Şartlı 5 Dişi Daray 4 yaşta Arapların 1300 metre kum yarışında burada baktığınız zaman 8 safkan var kısraklardan ama gerçekten hepsi de birbirinden güzel, birbirinden nadide safkanlar. Allah ayaklarını düz bastırsın. Çok iyi kısraklar. Yani en azından bu safkanları da bir arada görmek gerçekten keyif verici bir yarış olacağına benziyor. Ben önceliği kaliteli bir kısrak olan zaten yarış hayatına ilk 3 yarışını kumda kazanarak giren 4 nolu İdil Kız. Bugün bana göre Akın Sözen'le tartışmasız grubun en önde ismi, kazanması en normal sonuç olacak bir isimdir arkadaşlar. 4 nolu İdil Kız. Eğer bugün bir banko arayışınızdaysanız, ilk aya ben tek alarak geçmek isterseniz bence İdil Kız çok çok ideal bir safkan. Bu pisti bence rahat rahat geçmesi gerekir. Yani öyle bir safkan ama kısrak yarışı sonuçta. Eğer bu safkan yine at yazmak isterseniz de formunda yine üst seviyelere çıkmaya başlayan çok formlu olan son 3 yarışın ikisini kazanan, hatta şöyle diyelim son 5 yarışın 3'ünü kazanan, ikisinde ikincilik yapan 1 nolu altın kuruş. Bu Murat Gündüzel ile start alacak olan bu turbo temsilcisi de bana göre ilk ciddi rakibi. Daha sonra da 7 nolu topuklu efem bu Kazberk temsilcisi de Mahmut Turan'la yine formunun zirvesinde, yine 5 yarışın 3'ünü kazanan, ikisinde ikincilik elde eden, yine çok formda olan bu safkan bana göre 4 nolu safkanın en ufak hatasını affetmeyecek konumunda olan isimlerdir. Ama dediğim gibi 4 nolu safkan bir adım da olsa ön planda normal şartlar altında kazanması gerekiyor. Ama rakip isteyenlere de 1 ve 7 ile atlamamalarını ısrarla öneriyorum arkadaşlar. Gelelim günün ikinci ayına. Burada bir handikap 15, 5 ve yukarı Arapların 1400 metrelik kum yarışında. İşte burası biraz zor ayak arkadaşlar. Ben bugün iki koşuda biraz kalabalık tuttum. Hem de bayağı kalabalık tuttum.
Yani şimdi eyvah bütün atları saydınız demeyin. Çünkü oyunun geneline baktığınız zaman benim ilk etapta verdiğim oyun düşük arkadaşlar. Onu da belirteyim. Gelelim buradaki yarışlar. Ben önceliği kime veriyorum? Ekranda olmayan 17 nolu Shinta'ya veriyorum arkadaşlar. Bu kurtlar temsilcisi. Serzen Çelik'le start alacak olup çok formda son yarışındaki güzel ikinciliğiyle ben bu yarışı da ön planda tutuyorum. 17 nolu Shintai bugün güzel hazırlıklarla bana göre yarışın favoriliğini bende kazandı. Daha sonra 5 nolu Nihil'in oğlu bu uçan temsilcisi de Görkem Özçelik'le start alıyor. Son yarışını kazanan formda bir isim. 6 gün önce koşmuş olduğu yarışta yine iyi hazırlıklara sahip. 5 nolu Nehir'in oğlundan sonra 10 nolu Badiran, Kıraathan temsilcisi Nevzat Avcı ile bomboş kilosu ile start alacak olan Safkan'a genel görüntüsüyle oldukça iyi durumda. Daha sonra 9 nolu Karavaş, yine bir bilgin temsilcisi Onur Akmacar ile start alacak olan Safkan'a yine iyi hazırlıklara sahip. 9 nolu Karavaş, 1 nolu Ulu Bey, kalite bir isim, bir Serdar Han temsilcisi Ali Can İnci ile start alacak olan Safkan, 21 gün önce koşmuş olduğu 9. ben hiç ölçü almıyorum. Bu Safkan daha iyi gruplarda bile söz sahibi olan bir isim. Yine iyi hazırlıklarla 1 nolu Ulu Bey kuponlara yazacağız. 2 nolu Babür Bey, Muhammed Bir Bilgin'le start alacak olan bir Anka temsilcisi. Bu Safkan da 3 tane üst üste 8 yaptı ama artık 8'i 8 yapacak hali yok. Uygun bir grupla koşuyor. Bugün iyi hazırlıklarla bu 2 nolu Babür Bey'i yazacağız. 4 nolu Özburgaz, bir Özgün Han temsilcisi Sinan Özen'le start alan bu Safkan da son 6. ben hiç ölçü almıyorum. Bugün kendine uygun rakiplerle koşuyor. İyi formu da var. O yüzden 4 nolu Özburgaz'ı da yazacağız. Ve son olarak da 6 nolu Asarcıklı. Bu Aras'ı temsilcisi de Yunus Emre Yüksel'le bence bugün çok çok uygun bir grupta ve iyi hazırlıklarıyla bence yazılması gereken son isim olur. Tabi burada şimdi 6 nolu Safkan'ı Asarcıklı en son sırada verdik ama şimdi bu kesinlikle son sırada değil. Benim bu en azından bir 17 favorim çıkıyor. Geri kalan 5, 10, 9, 1, 2, 4, 6 tamamen eşit arkadaşlar. Yani bu sıralamayı sizler de 6'yı ikinci alırsınız icabında, 4'ü üçüncü alırsınız veya ikinci alırsınız. Yani bu şekilde görün. Yani ben bunu son sırada tuttum yani verdim. Benim tahmin sıralamamda sonuncu olarak geçmesin. Benim sıralama ben yine de söyleyeyim 17 benim favorim. Daha sonra 5, 10, 9, 1, 2, 4, 6 benim eşit olarak sizlere tavsiye ettiğim safkanlar. Yani biraz kalabalık tuttuk. 8 safkan tuttuk ama inanın zor bir ayak. Kalabalık yarış zaten yarısını verdik. Günün 4. kursu Altılı Ganyan'ın 3. ayında bir Maiden 4 yaşlı Arapların 1300 metre kum yarışında burada 5, 8, 9 nolu safkanlarda ekürü. Tabii bu yarışa baktığımız zaman en azından bir 4 nolu Gürdor'u bu Gobak Bey temsilcisi her şeyiyle bana göre formuyla da çalışmalarıyla da derecesiyle de bu rakiplerinden çok farklı gözüküyor. Ben de bu 4 nolu Gürdor'u bu Gobak Bey temsilcisinin Kadir Tokaçlı'yla kazanmasını bekliyorum ve sizlere banko olarak öneriyorum. Maiden'dan çıkmasını beklediğim bir isim, sizlere de tek olarak önerdiğim bir isim olacak 4 nolu Gürdor'u. Günün 5. koşusu Altılı Ganyan'ın 4. ayağında bir şartlı 4 dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre kum yarışına geldiğimizde son yarışında gerçekten bir anda iç kulvardan, eğer iç kulvar değil de dış kulvardan gelmiş olsaydı bu 4 nolu Lover o gün bence yarışı kazanırdı. Gerçekten çok iyi bir Amerikan orijine sahip bir Hatef, iyi bir Aygırın Tayı. Onur Öztürk'le start alacak olan bu Safkan benim bugünkü birinci ilk sırada tuttuğum Safkan. Yani benim favorim burada 4 nolu Lover. Ben bu Safkan'a tek ciddi rakip veriyorum. O da 7 nolu Zilyan San olacak. Bu Torak temsilcisi de Ali Kaçmaz'la start alıyor. Yani çalışmalarını İstanbul'dan sonra gelip Bursa'da yapmaya başladı. Yani bu pistte iyice alıştırmaya başladı. İyi hazırlıklarla bence 4 nolu Lover'un en ciddi rakibi 7 nolu Zilyan San olur. Yani bayağı 2-7, 4-7 yani 2 atla geçebiliriz arkadaşlar. Eğer bu 2 atın dışında at yazmak isterseniz en azından bugün bir apranti indirimine girmişler. Kaancan Gökçeli start alacak olan bir Buşranger temsilcisi. 2 nolu Güneş Kız. Buradaki rakiplerin çoğunu geçti ama bugün bir apranti ile katılması beni bilmiyorum artık. Hatta bir de son haftada 2 tane galibini gördüm. Neden acaba? Ama bu safkan sanki biraz sallantıda geldi bana. Ama yine de at yazmak isteyenlere 2 nolu Güneş Kız ve son olarak da 8 nolu Light Energy, bir Red Giant temsilcisi Akın Sözen'e de en azından güzel bir form grafiği varken de değerlendirebiliriz arkadaşlar. Ama 4-7 benim öncelik. Daha doğrusu 4 nolu Safkan benim favorim. 7 nolu Safkan ciddi rakibi. Daha sonra 2 ve 8 nolu Safkanlar da ve sırasıyla önerdiğim Safkanlar. Günün 5. ayına geldiğimizde yine bir maiden yarışı 4 yaşlı Arapların 1300 metre kum yarışında 10 Safkan arasında koşacak olan bu yarışa baktığım zaman her zaman bu yarışta bu rakiplerinden biraz daha iyi gördüm. Besire Gündüzeli'ne ait kendi aile adına bilen Murat Gündüzeli'ne start alacak olan 3 nolu Gaffar Bey'in ben bugün bu Kaan Efe temsilcisinin yarış kazanmasını bekliyorum. Uygun bir grupta koşuyor.
yine iyi hazırlıklara sahip ve derece olarak da rakiplerinden biraz daha ön planda tuttuğum bu safka bana göre bu yarışı kazanıp ben de bugünkü ikinci bankom benim yine bir maiden yarışta olan 3 nolu Gaffar Bey olacak. Yani bugün 2 tane banko çıktı bende. İkisi de maiden'dan. Birinci maiden'da 4 nolu safkan, yani 3. ayakta 4, 5. ayakta da 3 nolu safkan. 2 bankolu bir programım var arkadaşlar. Geldik günün bir diğer zor koşusuna, son koşusuna. Handikap 14.4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışında yine kalabalık bir yarış. 16 safkan var burada. Arkadaşlar ben buraya da biraz yüklenme yaptım. İlk ayakta, ikinci ayakta olduğu gibi. Ben de burada öncelik 8 nolu modalı Güçlü Bey. Bir hakim temsilcisi bu safkanda Cem Altun'la start alacak olup son güzel ikinciliğiyle bence bu yarıştan da iddialı ismi haline geldi. Ben de birinci safkan olarak 8 nolu safkan modalı Güçlü Bey giriyor. Daha sonra 3 nolu Victorina çok uygun bir grupta koşuyor. Biraz ağır kilo olsa da bana göre çok uygun grupta. Safkan zaten formda bu yıl koşmuş olduğu 3 yarışın 2 tane ikinciliği bir dördüncülü olan yani istikrarlı bir safkan. İyi çalışmalarıyla bence Çetin Taş'la 3 nolu Victorina kesinlikle kuponlarda yazılması gereken isim. Daha sonra 5 nolu İsa Inversalis. Bir Halil Karnasus temsilcisi Halil Altın'la start alacak olup yine son 2 yarıştaki güzel çıkışıyla burada da kuponlarda yerini alması gereken isim. 2 nolu Persian Rose, bir Hollywood Crown, bir Avustralya menşeli bir safkan. İrlanda zaten İrlanda'dan gelme ama Avustralya orijinli. Daniel Carrera start alacak olan bir safkan. Biraz ağır kilolu ama son yarışı kazanan bir isim. Yine formda bir isim. Daha sonra 4 nolu Gülpembe. Bu kurtel arasındaki bu safkanda Alican İnci ile start alıyor. Bana göre yine bugün uygun grupta koşuyor. Bugün daha farklı ve daha iyi koşmasını beklediğim bir diğer isim olup ve son olarak da 7 nolu Lady Maya. Bir Mendip temsilcisi olan bu safkanda Muhammed Bir Bilgin'le start alıyor. Ve bana göre de yine uygun bir grupta start alacak olan bu safkanda yine iyi hazırlıklarıyla bence yazılması gereken son isim olur. 8, 3, 5, 2, 4, 7 benim bu ayak için önerdiğim safkanlar arkadaşlar. Yani benim bugünkü Bursa programındaki tahminlerim bu kadar. Yani şimdi burada ilk ayakta 3 at geçmiş olsak, ikinci ayak 8 at, son ayakta 6 at. En azından parasal olarak söyleyeyim. 6 kere 8, 48. 3 çarpı 48, 144. Dördüncü ayakta 4-7 dediğimde 288 oyun yapıyor arkadaşlar. Yani 300 oyun desek 20 liralık bir oyun çıkıyor. Tabii o 4-7'nin yanında 2-8 yaparsak o zaman 38 lira, 39 lira gibi oyun çıkıyor. Ama 4-7 bende biraz daha ağır basıyor. Yani sürpriz arayışınızdaysanız 4. ayakta 2-8'i yazabilirsiniz. Arkadaşlar herkese bol kazançlar diyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.